Sevgili izleyicilerimiz, bugün Ankara'da firma yetkilisi Emrah Yüksel'e konuk oluyoruz. Kendisiyle yurt dışında sınavsız üniversite eğitimi hakkında konuşacağız. Emrah Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sizler de hoş geldiniz. Emrah Bey, hızlı bir şekilde sohbetimize başlayacak olursak, kısaca sizi tanıyalım. Daha sonrasında Ukrayna yurt dışı eğitim danışmanlığını sizden dinleyelim. Tabii. Biz uluslararası düzeyde hizmet veren bir firmayız. Öncelikle onu belirteyim. Ukrayna'daki üniversitelerde resmi olarak temsilciliğini yapıyoruz Türkiye'de. Üniversitelerin öğrenci ihtiyaçlarını, buradaki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aramızda bir köprü kurmaya çalışıyoruz firma olarak. Dediğim gibi yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz Türkiye'de. Evet, gayet güzel. Peki çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ya olabildiğince üniversitenin düzgün bir üniversite, prestijli bir üniversite olmasına dikkat ediyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmadan hizmet alabilecekleri, orada üniversitelerde sorun yaşamadan eğitim alabilecekleri, diplomalarının Türkiye'de sayılabilecekleri, sorun yaşamayacakları üniversitelerde çalışmalarına dikkat ediyoruz. Peki bu alanda çok danışan oluyor mu? Tabii. Yani çok, çok fazla talep var. Evet. Yani geçen sene resmi kaynaklara göre Ukrayna'dan çıkan davetiye sayısı 4200'ün üzerinde. Bu sene de hani hedefin daha yüksek olması bekleniyor. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz. Evet, ben ağırlıklı olarak şu konuya değinmek istiyorum. Sınavsız bir şekilde üniversite okuyabiliyor öğrenciler. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Yani herhangi bir sınava ihtiyaç yok. Evet. Yani herhangi bir YKS, ne bileyim hani bir mülakat veya not ortalamasına ihtiyaç yok. Sadece diplomasıyla kayıt yaptırma imkanı var. Peki bütün bölümleri okuyabiliyorlar mı? Şimdi hemen bölümlere hemen, değinmişken, evet. Hukuk, tıp ve mühendislik bölümlerini. Yani hemen hemen tüm bölümleri okuyabiliyorlar. Yani saydığınız bölümler genelde zaten öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölümler. Evet, okumak istedikleri tıp, bölümler. Tıp, insanların hayali, hukuk dediğimiz gibi gelecekteki hayallerimizden biri. Öğrenciler de bu nedenden dolayı en çok bu bölümleri tercih ediyor. Ama aklınıza gelecek tüm bölümler mevcut yani orada. Hatta Türkiye'de olmayan bölümler veya bu sene yeni açılmış bölümler dahi mevcut. Bunlar nedir mesela? Uzay ve havacılık bölümleri, roket bilimi mühendisliği, uzay mühendisliği. Bunun gibi birçok bölüm mevcut yani Türkiye'de olmayan bölümlerde. Evet, kesinlikle yani. Bilim, roket bilimi tarzında mesela mühendislik bölümleri var. Bugün Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden biri neticesinde yani. Buna böyle talep görüyor. Ama en çok galiba hukuk, tıp, mühendislik. Genelde öğrencilerimizin en çok hayalinde doktor olmak veya avukat olmak olduğu için veya mimar olmak olduğu için genelde o bölümler tercih ediliyor. Peki Emrah Bey, YÖK denkliği ve mavi diploma nasıl oluşuyor? YÖK ülkemizde yüksek öğretim kurumu anlamına geliyor zaten. Burada eğitim denkliğini sağlayabilmek için yurt dışında eğitim alan öğrencilerin belli bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Bir sorgulama, bir araştırma ve neticeye varıp bu eğitimi gerçekten almış mı? Aldığı eğitim Türkiye için yeterli mi? Bunun testi yapılıyor, araştırması yapılıyor ve denkliği veriliyor. Türkiye'de bu işi yapabilmesi için. Bazen bu sınava tabi tutma şekliyle oluyor. Bazen direkt denklik verilebiliyor. Bazen de sözlü mülakata tabi tutulabiliyor. Peki öğrenciler buradan nasıl gidiyor yurt dışına? Orada karşılamıyorlar mı? Tabii ki bütün organizasyonu firma olarak biz yapıyoruz zaten. Burada vize aşamalarından tutun da öğrencinin organize olması, orada karşılanması, havalimanında karşılanması, konaklayacakları yere kadar organize ediliyor. Hep beraber arkadaşlarla götürülüyor, getiriliyor. Şehir oryantasyonu yapılıyor. Nereden ne alınır, nereye ne satılır. Tabii her şeyi biz organize ediyoruz. Öğrencimiz olabildiğince hani mağdur olmadan bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz orada. Örnek veriyorum size, gece saat 4'te olsa öğrencimizin başı ağrıyordur ama ilk gittiğinde biliyorsunuz diye bilmiyor öğrencimiz. Ark temsilci arkadaşlarımız, Türkçe bilen temsilci arkadaşlarımız yani yatağından çıkıyor, gidiyor o öğrencinin ilacını alıp kendisine teslim ediyorlar. O kadar yardımcı oluyorlar. Kesinlikle. Çok güzel. Gerçekten. Yani biz dediğim gibi sadece Türkiye değil, bu sene itibariyle Mısır'da, Fas'ta, destinasyonlar açtık. Yani bununla ilgili orada da şubelerimiz var artık. Hani oradan da öğrenci getiriyoruz biz. Önümüzdeki yıllarda da hani Pakistan, Çin gibi farklı noktalarda da şube açmayı planlıyoruz. Çok güzel. Peki bu sektör şu an Ankara'da nasıl ilerliyor? Ankara merkezli bir firma olabiliriz. Evet, ama Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Tam genel tüm Türkiye'nin bütün illerine hizmet ediyoruz. Yani Türkiye'de çeşitli illerde temsilciliklerimiz de var zaten, mevcuttur. O temsilciliklerimiz genelde bizim hani sezonluk açılır ama merkez ofisimiz sürekli açıktır ve öğrencilerimize ve ailelerine sürekli bilgi akışını sağlar burada.
Çok güzel. Peki Emrah Bey, önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir planınız, projeniz evet. var mı? Tabii. Şöyle söyleyeyim size, hani biz öncelikle öğrencilerimizi hani en çok eğitim sektöründe ihtiyaç duydukları noktada hizmet etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bir kere doğru bir hizmet politikası oluşturup öğrenciyi memnun etmek, velilerini memnun etmek. Yani hiçbir sorun yaşamamalarını planlıyoruz. Pakistan'da dediğim gibi bir ofis açmayı düşünüyoruz önümüzdeki evet. yıllarda. Neden Pakistan'da? Talep yoğunluğunu görüyoruz. Evet, biraz talep var. Yani Türkiye kadar olmasa da Pakistan'dan talep var ve Çin'den de talep var. Bu sene itibariyle onu da fizibilitesini yaptık ve karar verdik bununla ilgili bir çalışma yapmaya. Ayrıca Avrupa'da da bazı üniversitelerle görüşüyoruz. Yani bu üniversitelerin tabii fiyatları biraz astronomik olabilir ama talepler var bu yönde. Evet. O konuda da bir hizmet sunmayı düşünüyoruz. Evet. Mesela yurt dışında 11 tane üniversiteyle anlaşıyorsunuz. Hı-hı. Peki her yıl bu üniversiteler aynı mı oluyor yoksa değişkenlik gösterebiliyor mu? Yani şimdiye kadar hiç değiştirmedik biz o üniversiteleri. Çünkü bu üniversiteler genelde Ukrayna'nın en prestijli, en iyi üniversiteleri. Olabildiğince de hani o üniversiteleriyle çalışmayı tercih ediyoruz. Ne zaman kalitesini üniversite düşürür, biz çalışmayı durduruyoruz zaten öğrenci mağdur evet. olmamasın diye. Evet, Emrah Bey çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim efendim. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Bütün herkese bu konuya bakış açısını biraz değiştirmelerini istiyorum. Yani çünkü herkes yurt dışında eğitime öğrencinin zarar verebileceğini veya hani bunun çok uzak bir şey olduğunu düşünüyorlar. Öncelikle yurt dışı deneyimi çok özel bir deneyim. Yani gerçekten öğrenciye de vizyon katan ve öğrencinin gelişiminde çok fazla etki sağlayan bir eğitim şeklidir. Tekrardan vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle firma yetkilisi Emrah Yüksek bu haftaki özel konuğumuzdu. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.